Zaafımız da hiç şey açmıyoruz ya. Bir de görüntü açalım bakalım bu güzellikleri. Evet, bir de burayı anlatın hocam. Bir burası neresi? Sağ olun, var olun, getirdiniz beni. Hocam burası Viidemürük. Reyda Viidemürük aslında iki ayrı köy. Reyda buradan 1 kilometre daha ötede. Burası da Viidemürük. Buranın ilginç yanı şu. Viidemürük'te Katolikler yaşarmış. Reyda'da Protestanlar yaşarmış. Ama ilginç dediğim şu. Arkaya dönersen kilise, Protestanların kilisesi Viidemürük'te. Katoliklerin kilisesi de Reyda'da. Yani köyler farklı ama kiliseler yerleri de farklı. Bunlar bir tam 1200 sene birbirine kızalık vermemişler. Çok kavga yapmışlar. Bu parkın olduğu yer, gördüğümüz yer Emsçay geçiyor. İşte çayın bu başı Reyda'nın, diğer başı Viidemürük'ünmüş. 1974 yılında belediye başkanı olan, yani muhtar adayı olan Helmut Fethman bir öneriyle çıkıyor. Diyor ki biz iki köyü birleştirelim, bu düşmanlığı ortadan kaldıralım. Bu tavukların, kuzuların, oğlakların öldürüldüğü yerlerde insanlarımız park yapalım, insanlarımız gezsin, işte kuşlar gelsin, çocuklar oynasın diye bir öneriyle geldi. Belediye başkanı seçildi. Çok değerli de bir insan. Dostumuzla birlikte çok yemek yedik, sohbet ettik. Yani buralar 74'ten sonra yapılan iki köyün birleşmesinden kalan eserler. Eserler ve çok güzel. Beni de getirdiniz, var olun. Huzur içerisinde yaşıyorlar. Çimenleri çimliyorlar. Derede, gölette yüzüyorlar. Daha burası 2 kilometre gidiyor Reyda'ya kadar. Öyle mi? Park yerleri dolu. Gezme yerleri dolu. Reyda'ya kadar gidiyor. Reyda Kalesi var ileride. O kaleye kadar gidiyor. Evet, doğal yürüyüş alanları. Aynen. Park yeri yapmışlar. Herkes gelsin yaşamını sürdürsün diye. Bunlar turna mı? Turna değil. Bunlar kaz ama ne tür bir kaz? Ördek ve kazlar. Evet, bir tane orada bu köye yatacak ördek var. Huzur. Ben başka bir isim bulamıyorum Avrupa için. Huzur. Hani diyorlar ya, başkalarının huzursuzluğu adına kendi huzurlarını yaratmışlar ama yaratmışlar işte. Kendi huzurlarını kesinlikle bozmazlar. Senin huzurun çok önemli değil onlara. Ya o da önemli. Yani eleştirilerini getiriyorlar ama kendi anlayış dinlerinden. Bir tek kurdu, kuşu, bir tek leyleği, kanadı, çiçeği önemli, değerli, değer vermişler. Ormandaki her bir ağaç numaralandırılmış. Hepsinden haberdarlar. Koruyorlar. Kendi ne huzurları nedir? İçin işte Orta Doğu'nun hali görünüyor. Yani şakası yok. Şakası yok. Hollanda'ya git, Fransa'ya git. Hep böyle. Çiçek bahçeleri. Belçika'ya git. Nereye gidersen git. Sadece kendileri var. Kendi evet. İnsanları var. Çocukları var. Gençleri var. Başka bir şey yok. Ya insanlar... Yani buna uydurmak için ama projeler var. Örneğin Avrupa Birliği projesi. Ya keşke Türkiye'de kabul etmiş olsaydı, Avrupa Birliği'ne girmiş olsaydı. O kabul hoşgörü. Etse... Yani kabul etmediği için. Onların kabul etmezdi. Ya kabul etmezdi. Evet. Örneğin Romanya'yı yani yıllarca arabayla geldik gittik. Yani yol boyunda durdurmuyorlardı. Ne kadar berbattı. Şimdi Romanya ne kadar güzel. Bulgaristan ne kadar güzel. Canım. Yugoslav ülkeleri. Türkiye onların hiçbir zaman o şartlarını yerine getiremezdi. Niye getiremezdi? Getiremezdi. İlla ki bir bahane bulurlardı, gene de almayacaklardı. Yani. Aa, bu senin görüşün tabii öyle değil. Bu benim görüşüm. İleride de görüşürüz. Katil evet. 1953 senesinde müracaat edilmiş. Ben 1 yaşındaydım. Anladım. Şu anda neyse yaşımı söylemeyeceğim. Evet. Yani hala kapıda. Siz diyorsunuz ki hiçbir şekilde almamak için ayak diretiyorlar. Tabii almazlar canım. Son 3 kriter yani. Vardı. Türkiye'nin imzalaması gerekiyor. Şimdi Romanya'nın kaç milyon nüfusu vardı? Ben bilmiyorum Romanya'nın. Mesela Romanya, Bulgaristan falan kaç milyon nüfusu vardı? Şimdi Türkiye'yi alıp da başına bela mı yapacak Allah aşkına? Niye?
Aziz Nesin bir şey söylemişti. Türkiye'yi bugün alırlarsa Türkiye'de yaşlılarla çocuklar kalır. Gerisi hepsi Avrupa'ya. Ya tam tersi de olabilirdi. İş arkadaşlarımın hepsinin hayalinde Türkiye vardı hocam. O kavga olmadan, yani Türkiye'de bu Ortadoğu savaş çıkmadan, Arap Baharı. Hep arkadaşlarımın gönlünde Türkiye'ye gidip bir ev almak. Avrupa'da bunaldı mı insanlar tabii hocam? Ya güneş görüyor ya. Bugün bir şansımız var da güneş gör. Bir haftadır güneşli. Çok güzel. Ya, 13'ü bugün ayın. Bir haftadır tam güneş içindeyiz. Ama sen getirdin o güneşi. O sizin güzelliğiniz. Siz vardınız, getirdik. Ne güzel, eyvallah. Ne güzel. Doyamıyoruz. Her tarafı böyle dostlar. Bak, eyvallah. Birazcık da şu ileriki... Oraya da bir gidelim. Evet. Girelim.